Merhaba arkadaşlar, Kripto Coin Çarşısına kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Yeni bir günde yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız her zaman olduğu gibi kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Ve an itibariyle piyasamız tekrar kırmızıya bürünmüş durumda. Dominans yeşilde 40'ın üzerinde tekrar ama Bitcoin ne yaptı kardeşlerim? 49 bin hatta şurada daha aşağılara da iğne attı. Evet günün ilk saatlerinden bu yana kaydettiği değer kaybıyla Bitcoin burada görüldüğü gibi önce 49 bin daha sonra da 48 bin dolarlara kadar iğne atmış görünüyor 48.600'lerde. Evet an itibariyle de 49.185 dolar seviyelerinde. Bu geri çekilme arkadaşlar aşağıda bulunan mevcut bulunan 48 bin desteğine kadar atabilir diye düşünüyoruz satışların olduğunu da görüyoruz ama dünkü güzel açı haftalık kapanış bir açılışı güzel yaptı e bugün de Tabii ki ne yaptı Kardeşlerim burada mevcut gördüğümüz şuradan bir kırmızı açılışı aşağı yönlü gerçekleştirmiş oldu devam ediyor mu Şimdilik tekrar bir yeşil mum yoksa da yüzde iki buçuk üç arasında bir geri çekilme momentumuyla yatayız şeklinde devam ediyor. Tabii ki bu altcoin'lerin de geri çekilmesine sebep oluyor. Evet Bitcoin'de arkadaşlar e, 51 bin en son geldiği evet 52 bini 52 bini 50 hatta 52 bin yüzü e, iğnelese de burayı kıramadı. Tekrar bir geri dönüş sergiledi ve tekrar 48.600 lira hatta 49 bin dersek daha doğru olur. Oralara kadar geri çekildi. Peki bu yılbaşı dolayısıyla arkadaşlar Bitcoin'in beklentileri aslında çok ama bir türlü bunu fiyatlayamadı. Bugünkü geri çekilmenin sebebi henüz belli değil. Olumsuz bir haber var mı onu da bilmiyoruz. Şu anda medyalara düşen bir olumsuz ya da olumlu olumlu haberler çok ama olumsuz haberler yok. Her ne kadar. Sadece bitcoin madencileriyle ilgili bir olumsuz haber varsa yani çalışmalarını durdurduğu şeklinde bir haber olsa da bunun fazla etkisi olmayacaktır. Arkadaşlar bitcoin'in bakınız bitcoin'de e, çok güzel haberler geliyor fakat bunu şimdilik fiyatlayamıyor. Çünkü e, hala hali hazırda bir omikron varyantının... E, piyasada yaygınlaşığı endişesi hakim eğer piyasa kapanmaya giderse e, hatta ve hatta şöyle de söyleyebiliriz omikron varyantından daha ziyade bugünlerde bunun düşüş nedeni biliyorsunuz çoğu ülkelerde noel'de yılbaşıydı tatildeler İşlem yapılamıyor e, öyleyse ha, işlem yapılıyor ama dediğimiz gibi e, çoğu bankalar kapalı resmi yerler kapalı bu da dolayısıyla piyasanın piyasaya biraz etki etmiş olabilir şeklinde yorumlayabiliriz. Ama ben inanıyorum ki Bitcoin tekrar kendini 50 bin dolarların üzerine atmayı başaracaktır. Ethereum'a bakıyoruz. Ha bu arada kardeşlerim yani panik yapmayın. Panik hiçbir zaman iyi değildir. Bu kripto paraları biliyorsunuz ki bir anda çıkışı bizim 6 ayda zararımızı bir anda bir köşeye atabilir. Onun için her zaman sabretmekte, panik, yap, panik yapmamakta fayda var. Yani yağan yağmur altında beklemedense şemsiyenin altında kalmak her zaman iyidir diye bizim bir sözümüz var. Şemsiyenin altında biz bekleyeceğiz, dışarı çıkmıyoruz. Orta ve uzun vade yatırımcılar için bu düşüşler her zaman birer alım fırsatıdır şeklinde yorumlanabilir. Tabii ki burada anlattıklarımızın hiçbirisi yatırım tavsiyesi olarak nitelendirilmez kardeşlerim. Ethereum'a bakıyoruz. Ethereum'da da %3'e yakın bir geri çekilme Bitcoin'de olduğu gibi 3919 dolarlar. Ethereum bakınız buradaki desteğini bir aşağıya attığında nereye kadar gelmiş? 3876 dolarlara kadar iğne atmış sabah saat 6 seviyelerinde. Evet sabah 6 sıralarında attığı iğneyi hemen geri çekerek tekrar kendini buradaki mevcut desteğin üzerine almış görünüyor. Yani Ethereum için anlatmak istediğim bu kardeşlerim ya 3900 4000 dolar seviyelerinde buradaki desteğin üzerinde durdur sürece devam edecektir. EMA 50 ve 200 günlük de ortalamaların altına saatlik grafiğimizde düşmüş durumda ve ee, sat sinyalinde süper trendimizin sat sinyali verdiğini de görüyoruz. Ama 4 saatliğine aldığımızda arkadaşlar aynen sat sinyali Onda da devam ediyor. Aynı şekilde MA 50 ve 200 günlük ortalamalarında altında Erasa indikatörümüz indikatörümüzde eksilere doğru gidiyor şimdilik. Arkadaşlar bütün coin'leri incelemeyeceğim. Şuradan kısa 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 bakmak istiyorum. Nereye bakalım? Önce Doge'den başlayalım. 2-3 tane buradan katman 1 katman 2 coin'lerinden Piyasanın genelini şöyle bir değerlendirelim. Arkadaşlar DOGE an itibariyle e, 3.78'lik bir geri çekilmesi var ve 0.18 dolar bandı seviyelerinde. O da şu anda EMA 50 günlük ortalamaların üzerinde. Onu kendine destek edilmiş durumda. Bir ara aşağıya sarkıp 0.1778'e kadar geri çekilse de tekrar 18'in üzerine atmayı kendini başarmış görünüyor DOGE. Gelelim Shiba'ya. Arkadaşlar Shiba bakınız buradaki onun da EMA 50 günlük ortalamaların üzerinde olduğunu söylememiz mümkündür. Ve 4.0 dolar seviyelerinde hareketi devam ediyor şimdilik. Bakınız burada kırması gereken 39 direnci var. İğneledi, kıramadı, geri döndü. Onun da hareketini bekliyor olacağız. Eğer bu önümüzdeki hafta güzel bir yükseliş gelirse tekrar... E, 0.40'ın üzerinde 50'lere doğru yol alacağını görebiliriz. Alan arkadaşlar Dogelon Mars. Bakınız burada bir düğüm atmış. Dikkat diyoruz. Her an kendini ne yapabilir? Dogelon Mars yukarı doğru atabilir. Çünkü hem 50 hem de 200 günlük ortalamaların üzerinde. Bakınız şu anda en güzel grafik. da, Dogelon Mars'a her ne kadar %6'lık geri çekilme olsa da 5.0 dolar seviyelerinde. Evet al sinyalini aşağıda görüyoruz. Süper trendimiz Dogalon Mars için al sinyali vermiş durumda. Metaverse'e bakalım kısa kısa. Arkadaşlar aksi aksi de %3'lük geri çekilme ve 103 dolar bandında onda da bir sat sinyali var. Evet sat sinyali onun da gelmiş görünüyor. Şu anda an itibariyle Gala'ya bakalım. Gala'da da %7'lik Gala'da bayağı geri çekilme var. Hatta daha fazla 46'lara kadar iğne attı Gala. Gala bir anda e, yani volatilitesi çok yüksek bir aş aşağıya da gelse yüksek yukarıya da gelse hızlı çıkışları olan bir coin Gala. Onun için bir anda toparlama şansı var Galanın. 50 günlük EMA 50 günlük ortalamaların üzerinde duruyorum. orası kendine şu anda destek direnç olarak da EMA 200 günlüğü görebiliriz The Sandbox'a da kardeşlerim yüzde geri çekilme dedik 6 doların altına inmediği sürece herhangi bir sıkıntı yok onda da düğüm gelmiş durumda her an gidebilir The Sandbox'a dikkat diyoruz Evet mana'ya bakalım arkadaşlar mana 3 altılarda yani 3 dolar 60 sent seviyelerinde üç buçuk doların üzerinde 4 dolar şeklini tekrar deneyebilir çünkü al sinyalini görüyoruz. Tekrar yeşile dönüyor. Bu piyasamız öğleden sonra belki büyük bir ihtimal tekrar yeşillenebilir kardeşlerim. Onun için paniğe hiç gerek yok. Sakin kalmamızda fayda var. Daha fazla oradan bakmadan katman 1'e geçelim arkadaşlar. Avaks'ı ele alalım. Avaksi 113 dolar. Bakınız 107 dolara kadar iğne attı tekrar geri. Arkadaşlar bu düşüşler aslında her zaman alım fırsatı olduğunu söylüyoruz. Yani kenarda nakite olanlar ilaveler yapabilirler orta ve uzun vade için. Alışlarınız devamlı orta ve uzun vade olsun. Yani en az 6 ay kalın kardeşim bir koyunda. En az 6 ay ki zarar etmeyin. Düşüşlerden zarar etmeyin. Tepeden yakalananlar uzun süre bekleyebilirler. Onun için bu e, alışlarınızda ve satışlarınızda çok profesyonel değilseniz day trader yani günlük alım satımlardan uzak durun. Borsalara çalışırsınız. Elinizdekileri kaptırırsınız. 0-0 elde sıfır olur sonunda. Uçanın kaçanın peşinden de gitmiyoruz kardeşlerim. Bu bizim elimizdeki coinler düşerken başka coinler çıkıyorsa hop oradan oraya zıplamıyoruz. Zıplarsak bu sefer onlar geri gelir elimizdekiler çıkar. Sattıklarımız çıkmaya başlar. Onun için beklemek her zaman iyidir kardeşlerim. Evet Avaksa durum bu 113 dolar seviyelerinde kendini yukarı almaya çalışıyor bakınız. 117'yi kırdığı anda her ne kadar sat sinyali gelse de 127'ler ufukta görünüyor. Solana'ya bakıyoruz. Solana'da da %2'lik bir geri çekilme var. 191 dolarlarda burası zaten ona destek. Şu anda EMA 50 ve 200 günlük ortalamaların üzerinde duruyor. Cardano güzel bir çıkış yapmaya çalıştı dün tekrar 1.45'lere kadar geriledi. 1,5 doların üzerinde tutunamadı. Evet. Şu anda kırması gereken yine 1.5 dolar direnci var kardeşlerim. Phantom'da %1.5'lık geri çekilme 2 dolar 16 sent seviyelerinde Phantom bakınız düğüm devam ediyor. Al sinyale devam ediyor Phantom için bu bir fırsat olabilir. Polkadot'a bakıyoruz. Dot'ta da %5'lik geri çekilme var. 29 dolar 30 doların tekrar altına geldi 32 dolara kadar çıkmıştı bir sat sinyali süper trendimiz vermiş aşağıda satışlar erasa %50'nin altında görünüyor biraz daha yatay gidebilir Algorand 1.5 dolar seviyelerinde Algorand arkadaşlar en son 1.72'yi denemişti, iğneledi. Fakat buradaki direncinin de kırmış olmasına rağmen üzerinde tutunamadı. Tekrar bir geri dönüşü oldu. Ama süper trendimizin bir al sinyali verdiğini, EMA 50 günlük ortalamaların üzerinde 200 günlük direnç, 200 günlük ortalamayı kendine direnç almış görünüyor. Eğer bunu da kırarsa tekrar yukarıdaki 1.65'lik direncine doğru yoluna devam edecektir diye düşünüyorum. Katman 2 koyunlarından bakalım az da. Evet, Matik arkadaşlar Matik bakınız şu anda tekrar yeşile döndü. Matik sağlam düşen yükselen düşen yükselen Güney yükselişi yapıyor Matik. Matik çok güzel hareketler gelebilir dikkat. Matik 2.6, 3 doların üzerine her an çıkacak pozisyona sahip. Da 3 dolarda da kalmayabilir kardeşim Matik. Leobring, lrc yüzde üçlük bir geri çekilmesi var. 2 dolar 17 sent seviyelerinde o biraz yatay şekliyle kendini e, devam ettirebilir. Clear Network arkadaşlar Clear Network'te de yüzde bir geri çekilme var. Evet 0.082 dolarlarda ama EMA 50 günlük ortalamaların üzerinde 50 günlük ortalamaların altına inmediği sürece Clear Network'te de herhangi bir durum olmaz olumsuz olarak geliyoruz Omega Network 6.5 dolarlık dolarlık bir fiyatlanması %5'e yakın geri çekilmesiyle var. EMA 50 günlük ortalamayı kırıyor bakınız. Kırarsa biraz daha geri çekilebilir. Şuradaki pozisyona gelebilir. O da 6 dolarları gösteriyor bize. Evet. Buradan sonra arkadaşlar bir de listemizden birkaç tane coin inceleyip e, sonlandırabiliriz. Arkadaşlar bugün bugün dikkat edilmesi gereken bir coin var. O da Icon ICX arkadaşlar. Bu %20 ile %25 arasında gidiş gelişleri var. Bu her an bir 30'luk 35'lik yükselişlere çıkabilir. Elinde olanların takip etmesi gerekir. Şu anda fiyatı 1 dolar 85 cent seviyelerinde. Sabah evet sabah yani gece açılışı çok güzel yaptı bu çünkü. Bakınız açılışı yeşil mumla yaptı ve açılış devam etti. Nereye kadar devam etti? Ee, sabah saatlerinde sabah 6'lara kadar devam etti. 6'da birazcık geri çekilmesi var ama burası bunun için destek. Buradan yana atıp tekrar dönerse bu mumun aynısını buraya dikebilir. Takip edilmesinde fayda olduğunu söylemem mümkündür. Arkadaşlar bugünkü piyasamızda geneli üçlük 5'lik bir kırmızı var. İnanın ee, düzelecektir panik yapmayın diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Öğleye doğru bir videom daha olacaktır. Değerlendirme yapacağız kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, dostçakalın.